Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf fizik, 2. dönem 1. sınav, fen liseleri için arkadaşlar, fen liseleri için hazırlanmış olan senaryo 1 örnek sorularını çözeceğiz. Anadolu Lisesi öğrencileri de görebilir arkadaşlar, aynı müfredat. Hatta ben bunu senaryo 3 olarak da yayınlayacağım ki 3. senaryo olarak da bakın diye. Evet sevgili arkadaşlar, aynı zamanda burada görmüş olduğunuz tüm testlerin hem matematik hem fizik ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Bunları da sana şiddetle tavsiye ediyorum. Bakmanda fayda görüyorum. Senin hayrınadır sevgili arkadaşlarım, bunları da görmek. Ayrı ayrı oynatma listeleri var. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için sevgili arkadaşlar. Ben de size soruları söylerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki: yatay ve sürtünmesiz, en sevdiğimiz sürtünmesiz yüzeyde bulunan 2 kilogram, hemen yazıyorum, kütleli cisme yere paralel F1, F2, F3 vektörel kuvvetleri şekilde gibi etkilerini ediyor. F1 ve F2 kuvvetlerinin büyüklüğü sırasıyla 10 Newton, o zaman yazalım. 10 Newton ve F2 20 Newton. Harika. Cisim 3 metre bölü saniye karelik ivmeyle hareket ettiğine göre F3 kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur işlemlerinizi gösterin. Sevgili arkadaşlar, bana ivme verilmiş. Benim hareketle ilgili bildiğim okulsal formül nedir? F net eşittir M çarpı A. Sevgili arkadaşlar, bir cisme etkileyen tüm kuvvetlerin net bileşkesi, tüm kuvvetleri toplarım, çıkartırım vesaire falan. O cisme etkileyen kuvvet arkadaşlar eşittir M çarpı A'dır. Yani kütlesiyle, değil mi, ivmesinin çarpımı kadardır. Bunu sevgili Newton şey demiştir aslında. Etkiyen kuvvetin kütleye oranı ivmedir arkadaşlar. Uygulanan kuvvetin kütleye oranı kadar ivmeliğe hareket yapar demiştir sevgili Newton. Evet, o zaman şöyle bulalım. F neti bulalım o zaman. Çünkü kütlem belli, 2 kilogram. Bu arkadaş da 3. Güzel. 2 ile 3'ü çarptım, ne oldu arkadaşlar? 6 Newton. Yani sevgili arkadaşlar, benim bu cisme etkileyen net kuvvetim F net 6 Newton'muş. O zaman şöyle olmalı. Bak, sürtünme de yok ya. Normalde sürtünme olsa sürtünmeyi de şey yapardım. Arkadaşlar, F1'in, F2'nin ve F3'ün vektörel toplamları. Dikkat et, burada vektörel toplam yazdım. Vektörde yön önemlidir arkadaşlar. Hatta gel seninle şuraya artı diyelim. Bak, bu yönü artı kabul edelim. Şu yönü de eksi kabul edelim. Sağ olanları artı yazalım. Sola doğru eksi. Bunların tamamının toplamı arkadaşlar kaç olmalı? 6 Newton olmalı. Eşittir. Yazalım o zaman. Bak, F1 sağa doğru artı 10. Güzel. Ha, bu arada hangi yöne hareket ettiğini söylüyor muydu arkadaşlar? Sağa sola. Söylememiş. O zaman bak, bu işte şey var ha. Ha, yönü var ama. Tamam. Yönünü belirtmiş. Sağ tarafa doğru dediği için onu da öyle yazacağız. Arkadaşlar bak, 10 Newton'u yazdım. F2'ye bak, sola doğru etkiyor. Eksi 20. F3'ü sağ artı yöne doğru dediği için F3 dedim. Tamam mı? Tamam. Şu işlemi yapalım arkadaşlar. F3 ne oluyor? Bak, burası eksi 10. Sağ atarsan F3 eşittir 16 Newton bulunur. Zaten pozitif bulduk. Yönü de burası, 16 Newton. Şimdi sevgili arkadaşım, bu artı eksileri de karıştırmadan sen şöyle söyleyebilirsin aslında. Öğretmenim efendim. Bak şimdi bu iki arkadaş sağa doğru. Sağa doğru 26 olur, değil mi? Bu arkadaş da sola doğru. Bu 26'ya karşı çıkıyor. Bak, 26'dan 20'yi çıkar. Sağa doğru 6 Newton. Böyle de bulursun neti. Okey tomento. Nefisimo. 2 ile yolculuğumuz devam ediyor. 2 diyor ki: bir cisme uygulanan kuvvete bağlı olarak sürtünme kuvvetinin değişimi grafikte verilmiştir. Güzel. Bak, 5 iken 5, 10 iken 10, şurası da 10'dur. Güzel. Cisme uygulanan kuvvet 8 Newton olduğunda sürtünme kuvveti F1, cisme uygulanan kuvvet 25 Newton olduğunda sürtünme kuvveti F2 büyüklüğündedir. F1 bölü F2 ne kadardır söyleyin. Şimdi sevgili arkadaşlar, olay şöyle, şundan ibaret. Bak şimdi cismi senin şurada duruyor. Doğru mu? Doğru. Normalde bak, şu silgi de burada duruyor. Şimdi ben bu silgiyi itmeye çalışıyorum. Hafif bir kuvvet uyguluyorum. Gitmiyor. Sonra belli bir kuvveti aşınca gidiyor.
Tamam mı? Sen görmüyorsun ama şu an itiyorum, itiyorum, gitmiyor, gitmiyor. Sonra harekete başlıyor. Bak yine aynı şeyi yapıyorum. Ben bu silgiyi şu an itiyorum, tamam mı? Belli bir kuvvetle itiyorum. Hiçbir şeyle itmediğimde burada bir sürtünme kuvveti var mı? Yok. Bak Efes'e bir bakalım. Arkadaşlar ben şimdi bu arkadaşı 1 Newton'la iteyim. Ve 1 Newton'la ittiğimde de harekete başlamıyor. Harekete başlamıyorsa bu 1 Newtonken arkadaşlar bu da 1 Newton'dur. Efes de bu yöne doğrudur. Çünkü hareket yok. 1-1 bak 0. Net kuvvet yok. Dengelenmiş kuvvet. Ben bunu şimdi 5 Newton'la itiyorum. Efes de arkadaşlar 5 Newton olur. Hareket yok. Bak bu onu söylüyor. 5 ile ittim 5 ile gitti. Bak dikkat edin 12'ye kadar hep aynı. Bu arkadaş 10 ile itiyorum. 10 Newton'la 10 Newton'la bana karşılık veriyor. Çünkü hareket yok. Sıfırlanıyor. Nereye kadar? 12'ye kadar. En son 12 Newton'u aşınca sevgili arkadaşlar 12'ye kadar birbirleriyle aynı hop harekete başlayacak. Peki bak 8 Newton uyguladığımda bu arkadaşın hop şu 8'e karşılık kaç gelir? 8 gelir. Yani sen bu arkadaşı 8 Newton'la şuraya yazalım o zaman. 8 Newton'la ittiğinde şuraya yeni bir tane yapalım ya. Hop. Sevgili arkadaşım 8 Newton'la itiyorsun. Herhangi bir hareket yok. Harekete başlamamış. Eğer sen bu hareket bunu böyle görürsen bu cisim sağa doğru gider. Çünkü kuvvet karşı koyan yok. Heh, şuraya bir Efes yazarsan 8 Newton. Bak cisme etkileyen kuvvet ne kadar? 0. Toplam F kuvveti arkadaşlar 0. Dengelenmiş kuvvetler altında. Bu arkadaşa etkileyen Fs 1. Fs 1. 8 Newton'dur arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Şimdi dikkat et grafiğe göre. Arkadaşlar 12'yi geçtikten sonra bu arkadaş harekete başlar. Evinde herhangi bir şey daha ağır olan bir şeyi kütlesi yüksek olanı dene. Arkadaşlar itersin itersin gitmez. Sonra harekete başladıktan sonra bir kolaylık gelir. Bir rahatlama gelir. O da neden biliyor musun? Yüzeyle cisim arasındaki sürtünme kuvveti azalır. İşte buna arkadaşlar kinetik sürtünme kuvveti diyoruz. Kinetik. Bunlar statiktir. Bu da kinetik sürtünme kuvvetidir. Ve sabittir. Bu da kaç? 10. Arkadaşlar 12'yi geçtikten sonra bütün F sürtünme kuvvetleri ki kendileri Fs2'dir. İstediğinle ister 25 Newton istersen 125 Newton'la it arkadaşım. Bu arkadaşın sürtünme kuvveti 10 Newton'dur. Tamam. Harekete başladıktan sonra kinetik sürtünme kuvveti devreye girer ve bu da bütün hareket boyunca sabittir 10'dur. Bu durumda 8 bölü 10, 2 ile sadeleştir, 2 ile sadeleştir. 4 bölü 5'tir arkadaşlar 8 bölü 10 cevabımız. Okey tomento, nefissimo. 3 ile devam edelim. Eğer bu olayı anladıysan bütün yani pek çok soruyu çözer hale gelirsin. 3 numara o. Yatay ve sürtünmesiz bir yüzeyde durmakta olan cisme etki eden net kuvvetin yola bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre cisim 8 metrelik, bak 8 metrelik yolun sonunda kaç jüllük enerjiyle ulaşır işlemleri gösterir. Sevgili arkadaşlar öncelikle benim şunu bilmem lazım. İş neydi yapılan iş? Uygulanan kuvvet çarpı o kuvvetin o doğrultuda yaptığı yer değiştirme. Ben bunu nereden çıkaracağım? Arkadaşlar çok açık zaten, çok gözüküyor. Bak 5 metre boyunca 5 metre boyunca ben sabit 20 Newton uygulamışım. Ha bunu grafikten okurken de pratiği şudur arkadaşlar. Şu altta kalan alan bak iki tane şey var. Bir birinci iş var. Bir de burada bak ikinci iş var. Burada da arkadaşlar işin açıkçası şöyle. Cisim şöyle duruyor ya. Ben bunu şöyle bir itmişim. Kaçla? 20 Newton'la sabit kuvvetle itmişim arkadaşlar. Buradan şuraya gelmiş. Kaç metre? 5 metre öteye gelmiş bu arkadaş. 5 metre. Daha sonra sevgili arkadaşlar ikinci kısımda da şu ikinci kısımda da eksi 10 Newton'la hop böyle 10 Newton uygulamışım ve 3 metre daha gelmiş. Şuraya gelmiş. Tamam şuraya gelmiş. Bu da 3 metre. Arkadaşlar aslında epitopu yapılan iş şurası değil mi? Evet. Yani 2 metre. 20 çarpı 2'den öyle şey de bulabiliriz arkadaşlar. Ama biz neye bakacağız sevgili arkadaşlar? 20 çarpı 2 değil aman diyeyim. İşlerin toplamına bakacağız. Toplam yapılan iş nedir arkadaşlar? Birinci iş ve ikinci işin toplamı kadardır.
Tamam mı? Şimdi bak burada pozitif yönde bir iş yapılıyor. İşte bu arkadaş ne kadardır sevgili arkadaşlar? 20 Newton çarpı 5 metre eşittir 100 Newton metre. Ki biz kendilerinin Newton metreye ne diyoruz? Joule diyoruz. Bu arkadaş 100 Joule. 2'ye dikkat et arkadaşlar, burada negatif iş var. İşte bak burada da ne kadar var? 10 çarpı 10 Newton 3 metre boyunca 30 Joule. Ama nasıl arkadaşlar, negatif bölgede eksi 30 Joule. Eksi 30 Joule buyur sana 70 Joule yapar net iş. Tamam mıyız? Harika. O zaman 4 ile yolumuza devam ediyoruz. 4 yine güzel, keyifli. Neden? Sürtünmelerin önemsenmedi. Sürtünme yok. Bir ortamda şekilde gibi serbest bırakılan 2 kilogram, hemen yazarım üzerine, cisim yay sabiti 100 Newton bölü metre olan yayı en fazla 20 santimetre. 20 santimetre eşittir 0.2 metre, ki kendilerine 2 bölü 10, bir başka deyişle 1 bölü 5 metre de diyebiliriz. Metre çalışacağız çünkü arkadaşlar. Buna dikkat et. Bu arkadaşın K'sı da arkadaşlar 100 Newton bölü metre. Diyor ki sıkıştırabiliyor. Buna göre cisim serbest bırakıldığı noktanın yerden yüksekliği kaç metredir? Nefis. Şimdi sevgili arkadaşlar, sürtünme yok ise işimiz çok güzel. Çünkü neden? Bu arkadaşın ilk enerjisiyle son enerjisi birbirine eşit olacak. Çünkü herhangi bir kayıp enerji yok. Bu arkadaş buradan bak serbest bırakılıyor ise, şu arkadaşın burada sahip olduğu bütün enerji, şuna yükseklik diyelim, he zaten onu soruyor. Burada sahip olduğu bütün enerji arkadaşlar potansiyel enerji değil mi? Güzel. O zaman E ilkimiz bizim sevgili arkadaşın potansiyel enerjisi, A noktası diyelim biz buna değil mi? A noktasındaki potansiyel enerjisi eşit olmalı. Bu geldi, geldi, geldi. Bunu sıkıştırdı arkadaşlar. Ne olacak? Burada yaya sıkışan enerji olacak arkadaşlar. Esneklik potansiyel enerjisi oluşacak değil mi? Bu arkadaşı da nasıl buluyorduk? 1 bölü 2 K X kare ile. İşte bu potansiyel enerji burada esneklik potansiyel enerjisi diyelim. Hop buraya da B noktası diyelim. B noktasındaki. Tamam mı? Bunu yazıyorum şimdi. M, G, H. Ya da şuraya yazalım. M zaten 2 idi. Çarpı G'yi yazdım. 10. Çarpı H, bunu arıyorum zaten. Eşittir. 1 bölü 2. Şimdi şunu yazıyorum. K'yi söyledi bana. 100. Çarpı X'i de biliyorum. X de 1 bölü 5. 1 bölü 5'in karesi. Tamam mıyız? Tamamız. Sevgili arkadaşlar, H'yi yalnız bırak. Bıraktım. 1 bölü 2. Şunu da yazıver hemen. 50. Değil mi? 50. Çarpı 1 bölü 5'in karesi nedir? 1 bölü 25'tir. Çarpı, arkadaşlar bunlar burada çarpım halinde ya, sağ tarafa bölme olarak gönderiyorum. Harika. 25 çarpı 2 50 yapar zaten. Cevap 1 bölü 10'muş arkadaşlar. 1 bölü 10 metre. Kendileri de ne kadar yapar arkadaşlar? 0.1 metre, ki kendileri de 10 santimetreye tekabül eder. Okey tomento mu? Harika. Ha, kaç metredir demiş? 0.1. Güzel. Yaklaşık şu kadar bir şey yani 10 santimetrede. Şu kadarcık yükseklikteymiş ya. İşe bak. 5 numara. Tamam. Oo, 5 numarayı da severiz. Yorum sorusu. Sürtünmeli. Bu sefer sürtünmeli. Bela. Olsun. Hiç sıkıntı değil. Bir kaykay pistinde A noktasından harekete başlayan. Buradan başlıyoruz harekete arkadaşlar. V hızıyla başlayacağız. Sporcu B noktasından geçerek C noktasına ulaşmaktadır. Ancak C noktası diyor galiba, ama zaten sorunun yorumunu öyle yapacağız arkadaşlar. Ancak yani C'ye kadar geliyor. Neden? Normalde arkadaşlar sürtünme olmasa bu arkadaş şuradaki D noktasına kadar giderdi. Enerji kaybetmezdi değil mi? Ama sürtünmeden dolayı burada ısıya dönüşüyor. Sürtünmeden dolayı bu enerjilerin çoğu değil mi? Isıya da ışık enerjisine, C'ye kadar ancak çıkıyor. Diyor ki sporcunun A, B noktalar arasındaki hareketi esnasında, A, B arasındaki hareketi esnasında sürati değişmediğine göre, ooo güzel. Sevgili arkadaşlar, bu arkadaşın sürati neden değişmiyor sizce? Bak düşünsene, sürekli aşağıya doğru iniyor, hızının artmasını bekleriz değil mi süratinin? Neden değişmiyor? Çünkü sürtünme var. Sürtünmeden dolayı arkadaşlar bu arkadaşın şurada uyguladığı ağırlığından kaynaklanan kuvvet, hop buradaki sürtünme kuvveti tarafından dengeleniyor.
F net 0 oluyor. F net 0 olduğu için sevgili arkadaşlar herhangi bir ivmesi olmuyor. Dolayısıyla hız sabit oluyor. Dengelenmiş kuvvetler altında. Tamam mı? Dengelenmiş kuvvetler altında. Arkadaşlar bu lafı çok sevdim ben. Dengelenmiş. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Şurada çalışma defteri var ya. Bak çalışma defterinde çok güzel irdelenmiş bu konular. Bunlara bakmanı tavsiye ederim. Evet. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar bundan dolayı hızı sürat aynı oluyor. Ama şimdi bak bu saatten sonra yukarı çıkarken ne olur arkadaşlar? Süratinde bir azalma olur. Ancak C'ye çıktığında da hop V'si hızı sıfır olur. Bunu değerlendireceğiz. Sporcunun mekanik, kinetik ve potansiyel enerji değerlerini A'dan B'ye, B'den C'ye giderken nasıl değişir açıklayız. Arkadaşlar A'dan B'ye. Bak mekanik enerji neydi zaten sevgili arkadaşlar? Potansiyel enerji artı kinetik enerjimiz değil mi? Güzel. Şimdi gel seninle potansiyel enerjisini hesaplayalım. MGH değil mi? Evet öğretmenim. E sevgili arkadaşlar gördüğünüzü seveyim. Elini vicdanına koy. Bu arkadaş aşağıya indikçe H'si azalmaz mı yüksekliği? Evet. M ve G sabit olduğuna göre. Demek ki arkadaşlar bu arkadaşın potansiyel enerjisi de AB hattı boyunca ne olur? Azalır. Gel kinetik enerjisine bakalım. E kinetik enerji de 1 bölü 2 mv kare değil miydi sevgili arkadaşlar? Evet öğretmenim. E m'si yine m. E v'si de değişmedi. Arkadaşlar bu ne oldu? Sabit kaldı. Kinetik enerjisi de değişmedi. Değil mi? Potansiyel enerjisi düştü. Kinetik enerjisi sabit kaldı. Demek ki mekanik enerjimizde potansiyelin düşmesinden mütevellit düştü. Azaldı. Bak potansiyel enerji düştüğü için bu sabit kaldı. Bu arkadaş sabit, bu düştü. Demek ki mekanik enerji de düştü. Gel şimdi BC arasına bir bakalım. BC arasında. Bunu çok güzel kalem diye aldım ama hiç gözükmüyor galiba. Kendi kendime yazıyorum gibi. Tamam. Arkadaşlar şimdi BC. BC arasında da şimdi potansiyel enerji yazalım. PE MGH. Arkadaşlar B'den C'ye doğru H sürekli artıyor. H arttıkça ne olur? Potansiyel enerji de artar. Ancak gel kinetik enerjiye bakalım. E kinetik enerji de sevgili arkadaşlar 1 bölü 2 mv kare. Şimdi burada süratimiz sabitken burada artık süratimiz düşüyor. Yani bu değer düştükçe arkadaşlar kinetik enerjimiz de düşer. Doğru mudur? Doğrudur. Mekanik enerji ne olur arkadaşlar? Mekanik enerjiyi hiç PE artı KE deme. Çünkü bu arkadaşım burada bak B'de belli bir kinetik enerji şeyi var. Mekanik enerjisi var. Oysa buraya geldiğinde arkadaşlar sürekli düştüğü için değil mi? Mekanik enerjisi de azalır. Hızının düşmesinden dolayı şuradaki değere ulaşamaz. Çünkü neden? Daha az bir potansiyel enerjisi var. Mekanik enerjisi de arkadaşlar yol boyunca düşer. Anlaştık mı? Nefisim o. 6 numarayla testi tamamlayalım. %80 mekanik verimle çalışan 2000 watt mekanik gücündeki bir elektrik su motoru ile kuyudan 40 saniye boyunca su çıkarılmaktadır. Güzel. Buna göre kuyudan su çıkarmak için elektrik motorunun tükettiği elektrik enerjisi kaç jüldür? Sevgili arkadaşlar ondan önce neyi bir bulalım? Verime. Verim neydi arkadaşlar? Bak verim asla %100 olmuyor. Sen bir iş yapıyorsun. Yapılan iş. Sonuçta bir iş yapıyorsun. Ve bu iş için arkadaşlar toplam ne kadar harcadın? Harcanan iş. Enerji desek daha iyi olur. Enerji. Arkadaşlar ne kadar enerji harcadım? Ne kadar iş yaptım aslında? Asla ve asla 100 olamıyor işte. Kayıplar olduğu için arkadaşlar. İşte bu arkadaş kaçmış? 80 bölü 100 imiş. Ama ondan önce yapılan işe bir bakalım değil mi arkadaşlar? Harcanan enerjiyi böyle bulacağız. Bunun için de burada neyi bulmamız lazım arkadaşlar? İş F çarpı delta X idi. Peki gücü nasıl buluyorduk arkadaşlar? Güç de birim zamanda yapılan iş idi. Şimdi işi bulmaya çalışacağım. Harcanan enerji değil mi? Bu durumda arkadaşlar ne derim? İş güç çarpı zaman derim. İş eşittir. Gücü ne kadardı arkadaşlar? 2000 watt'tı. 2000 watt çarpı 40 saniye. Evet. Çarpı 40 saniye.
O zaman yapılan iş ne kadar olur arkadaşlar? 8, 4 tane de 0 var el halinden. Buyur sana 81 jul. Arkadaşlar bu arkadaşın harcadığı enerji, pardon, yapılan iş bu kadar bir iş ama ne kadarlık enerji harcayacak? İşte verim budur ya, %80 ile çalıştı. 80 bölü 100'ü yazdın mı? Yazdın. İşte bu arkadaşlar senin yapılan işin bu kadar. 80 bin bölü harcanan enerji. İçler dışlar ya da bu arkadaşı buraya getir. Bak HE'yi sola gönderdim. Burada 80 bin var. Arkadaşlar burada 100 bölüm halinde buraya çarpma gönderiyorum. Bölü, bu da çarpma halinde buraya bölüm olarak gönderiyorum. Sevgili arkadaşlar bak bu 80 çarpı 10 üzeri 3 değil mi şu arkadaş? Evet, 80'leri sadeleştir. 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 2 bu da ne yapar? 10 üzeri 5 jul yapar. 10 üzeri 5 yazdım. Sen istiyorsan 100 bin yaz. 100 bin jul. Tamam mıyız arkadaşlar? Harika. Zaten %80 nedir? 80 binse burası 100 bindir değil mi? Çok açık ve seçik ortada yani. Ne demek? Siz matematik canavarı insanlarsınız sonuçta. Arkadaşlar 6'yı da bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Testi tamamladık. Hemen hatırlatıyorum. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Eğer beğendiysen, hoşuna gittiyse arkadaşlarına paylaşmak, arkadaşlarına önermek, yaymak da daha da serbesttir sevgili arkadaşlar. Başta hatırlattım, testleri tekrar hatırlatıyorum. Bunları da çözmek senin büyük hayrınadır, faydanadır. Şiddetle tavsiye olunur. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.